Merhaba. Adım Güneş Akdoğan. İlkokul yıllarında okuduğum Evliya Çelebi'nin seyahatnamesiyle aslında bir nevi hayatım değişmiş oldu. Bunu çok sonradan fark ettim. Evliya Çelebi'nin memleketleri gezip hiç bilinmeyen yerlerden, işte bilinmeyen hayatlardan bahsetmesi, o kitapta daha önce hiç aklıma gelmeyen yerlerden insanların hayatlarını okumam gerçekten beni fazlasıyla etkiledi. Bu insanlar başka ülkelerde ne yapıyor, ne yiyor, ne içiyor, sabah kalktıklarında ne yaparlar, ne bileyim evleri nasıldır, şakaları nasıldır kendi arasında, işte hikayeleri nasıldır. Bunları gerçekten hani birebir yaşamak istedim. Okumak tamam bir yere kadar, görmek televizyonda bir yere kadar ama birebir yaşamak ve ben de deneyimlemek istedim. Bunun için de 10 yıl boyunca plan yaptım. Dağcılık kulübüne gittim, kamp eğitimi aldım, dağcılık eğitimi aldım, uzun yol yürüme eğitimi aldım. 10 sene boyunca biraz oradan biraz buradan kendimi geliştirerek kendimi bu büyük yolculuğuma hazırladım. Ve bunu başardım. 2 sene önce hayalimdeki yolculuğa başladım. Sırbistan'dan Venezuela'ya kadar uzanan kara ve deniz yoluyla inanılmaz deneyimlere sahip bir yolculuk, bir seyahat yaşadım. Bu uzun yolculuğun sonunda karşılaştığım bir olay tüm hayatımın değişmesine sebep oldu. Çantamı gerçekten hani şöyle böyle topladım. Yani elimde ne varsa hızlı bir şekilde. İşte kötü bir çanta, aslında kötü bir malzeme, hiç yeterli malzemem de yoktu. Ve gidecek yerimi de bilmiyordum. İşte bilet vardı, Belgrad'a en ucuz bilet vardı. Belgrad'a biletimi aldım, Sırbistan'a yola çıktım. Biraz korkmadım değil. Hani ben neredeyim, ne yapıyorum, nasıl vakit geçecek burada diye. Ama sonra 3 ayım orada geçti, ilk 3 ayım. İşte Ocak, Şubat, Mart ayının ortasına kadar. Yoğun kış şartları, 2012 kışı çok çok sertti. 3 metre kar oldu, -30 derece hava düştü. İşte basit bir evde basit bir hayat yaşamaya çalıştık açıkçası. Ve orada şey gördüm hani naif bir hayatın ne kadar böyle muhteşem olabileceğini, insana neler katabileceğini gördüm. Sırbistan'da kaldığım köy evinde Sandrine'le karşılaşıp hikayesini dinleyince ve gerçekten etkiledi. Fransa'dan Sırbistan'a kadar bir hemşire, bir kızın bir senelik yürüyerek macerası. Alpleri geçiyorlar, işte kışın fırtınalarda yol alıyorlar. Bir sürü macera. Ve bir anda dönüp kendime baktım. Ya çocukluk kahramanım Evliya Çelebi. Kendisi yürüyerek zaten bütün coğrafyaları dolaşmış. Bütün Avrupa'yı, Akdeniz coğrafyasını, Afrika'yı, Arabistan'ı, Anadolu'yu. Ve gittiği her yerden bize halen daha günümüzde okuduğumuz bilgileri aktarmış. Ve ben bunun 21. yüzyıl örneğini bir Fransız arkadaşımda görünce kafamda şimşekler çaktı. Ben dedim bunu nasıl aklıma gelmez ki yani niye yapamayayım ki? Sırbistan'dan yola başladık Uzice kentinden. Sırbistan'ın güneyinde kalıyor. Yol boyunca Sırbistan'ı geçtik. Bosna'nın güneyini geçtik. Tamamen Drina nehrinin kıyısını takip ettik. Belli zamanlarda gönüllü işlerle çalıştım. Bu yatak ve yemek karşılığı emeğimi sundum insanlara. Böylece işte sabah kalktıklarında işte nasıl kahvaltı ediyorlar, hangi saatlerde çalışıyorlar, işleri nasıl yapıyorlar, yani şey bile fark ediyor. Tarla iş yaparken işte tohum ekmeleri bile, tarlayla uğraşmaları bile bölgeden bölgeye değişebiliyor. Bu şekilde günlük hayatların içinde ve onlardan bir parçaymış gibi hissetmeye başladım. Ve bu yol boyunca aslında istediğim bir şeydi. Hani günlük hayatlarını öğrenmek, sadece gözlemlemek değil, onun bir parçası olmak, bir şeyler öğrenmek. Ve bunu da alışkanlık haline getirdim yolculuğumda. Belli 3 ay seyahat edip işte mümkünse 1 hafta, 2 hafta, 1 ay belli bir yerde çalışmaya başladım. Bu da beni Balkanları yürüdükten sonra, 1000 kilometre yürüdükten sonra okyanusa ulaşmama sebep oldu. En büyük hayallerimden biriydi okyanus geçmek. Yani kişisel bir hayaldi bu benim için ve kişisel bir savaşım olacaktı. Çünkü beni deniz tutar,
Denizden biraz da korkarım işin gerçeği. Çok iyi yüzme bilmem. Ve bunu başarabilirsem eğer en azından kendi savaşımı vermiş olacaktım ve bunu zaferle çıkacaktım. Yoğun uğraşlar sonucu bir sene, 1,5 sene Fransa'da bir yelken tekne kabul etti Güney Amerika'ya götürmeyi. Benim kaptan lisansım vardı, önceden deneyimlerim vardı. Bunda da etkili oldu tabii kabul etmesinde. Ve Fransa'dan yola çıkıp Trinidad Adası'na kadar, Güney Karayipler'e kadar 2 aylık bir yolculuğum oldu. Okyanusun ortasında yelkenlerimiz patladı. İşte fırtınalı bir havaydı. Pervaneye yelken dolandı. 3 gün 3 gece akıntıya bıraktık kendimizi. İşte yelkenleri açamadık, pervaneyi çalıştıramadık, motoru çalıştıramadık. Öyle durumlar oldu. Ana yelkenimiz suya düştü. Suya doğru açıldı, mekanizma bozulduğu için. Onu direğin üstüne çıkıp geri toplamak zorunda kaldık ki okyanusun ortasında sallanan bir teknede çok da bir güvenli bir hareket değil. Ama o an işte insan düşünmüyor. Hani yapması gerekeni yapıyor. Suya düşsen öleceksin, hani kimse seni kurtaramaz. Onun sonundan düşünüyor insan. Onu yaşamak da benim için ilginçti. Okyanus yolculuğumuz Karayipler'de sonlandı. Yani deniz aşaması. Karayipler'de bir kısım adada, Antigua Adası'nda, Trinidad, Tobago Adası'nda konaklamak zorunda kaldık bir yandan. İstemeden de olsa yelkenlerimiz patladı, onları yaptırmamız lazım. Ama tabii tropik adalar, işte istemeyerek de olsa orada konaklamak güzel oldu. Adaları dolaşmaya başladım. Yine yürüyerek dolaştık adaları. Çünkü binlerce kilometre yol yürümüşüm, okyanusu aştım. Artık beni kim durdurabilirdi ki kendimle ilgili? Kendim bile durduramıyordum o sıra. Etraftan bilgi almaya başladıkça Venezuela'da, Venezuela'nın gerçek yerlerinin yaşadığı Orinoco Delta diye bir bölgeden haberdar oldum. Bir sürü nehrin olduğu, yağmur ormanlarının olduğu ve yerlerin gerçekten de kendi basit hayatlarını yaşadıkları, işte kanolarla ulaşım sağladıkları, nehirden yiyeceklerini sağladıkları ve ormanın içinde evleri dahi yok, kendi yaptıkları hamaklarda yaşayan bir topluluk, büyük bir yerli topluluğu, Varo yerleri. Buranın sahibi de 25 sene önce oraya rastgele bir şekilde deltayı görmüş. Oradaki yerlilerin hayatlarını görünce onlarla birlikte yaşamaya karar vermiş gençlik zamanında ve orada bir kamp kurmuş. Hatta 25 yıldır orada ilk tanıştı ve 25 yıldır birlikte o kampı idare ettikleri Gennaro adında bir şaman da var orada. Onunla da tanışma fırsatı elde ettim. Ve aslında benim yolculuğumun amacının bu şamanla ve oradaki kampla tanışmak olduğunu ben sonradan anladım. Venezuela'nın Orinoco Delta bölgesinde karşılaştığım şamanla sohbet etmeye başladık ve işte benim büyük yolculuğumun kırılma noktası da orada gerçekleşti. Çünkü ben büyük bir heyecan anlatıyordum işte. Şuradan geçtim, şunları gördüm, şunları yaptım. O da bana soruyordu çünkü. Ama sürekli konuyu benim yaşadığım yere getirmeye çalışıyordu. Türkiye'ye getirmeye çalışıyordu. İşte ben Sırbistan'daki köyden bahsediyorum. Yaşadığım, işte 3 ay yaşadığım yerden bahsediyorum. Dönüyor bana, senin yaşadığın yerde köylerde nasıl hava oluyor? Kar oluyor mu, kış oluyor mu falan diye soruyor. İşte geçtiğim yerlerde nehirlerden bahsediyorum, köprülerden bahsediyorum. İşte senin yaşadığın şehirde nehir var mı? Nasıl nehir var falan. Sürekli konuyu ben ne anlatırsam anlatayım sürekli konuyu Türkiye'ye, benim yaşadığım yere çeviriyordu. İşte okyanus, deniz, işte dalgalar vesaire falan, ben bunu heyecanla heyecanla anlatıyorum. Direkt şey dedi bana, senin yaşadığın yerde deniz var mı? Hadi diyorum, hani ne alakası var, ben başka bir şey anlatıyorum, sen bana başka bir şey soruyorsun. En sonunda orada çevirmenlik yapanlara falan soruyorum, hani doğru mu çeviriyorlar acaba, yanlış bir şey mi var? Ben başka bir şeyden bahsediyorum, o bana sürekli evimi soruyor. Ve sonunda şey sordu bana, işte buraya kadar niye geldin, bütün bunları niye yaptın dedi. Benim için cevap basitti aslında o anda. İşte insanları tanımak, yaşamları tanımak, farklı kültürleri tanımak. Bana döndü, güldü önce. İşte deneyimsiz birisine böyle hafiften bıyık altından güldü. Ve şey dedi, sen bütün dünyayı tanımaya çalışıyorsun da daha kendini tanımamışsın dedi. Sen kendi ülkende, köyde kaç ay kaldın? Hiç kalmadım aslında. Hani köy gördüm ama sadece gördüm. Kendi ülkende diyor, işte burada çalıştığın bir gönüllülerle çalıştın. Düşünüyorum,
çalışmadım. Hani insanların hayatına dahil olmadım. Şehirde büyüdüm, şehirde okudum. Hani etrafı gezdim, dolaştım ama ha videodan seyretmişsiniz, ha bir motorla da arabayla geçmişsiniz, aynı şeydi. O an işte o büyük yolculuğum bir anda büyük kendine dönüşe sebep oldu. Kafamda şimşekler çaktı. Dedim ben gerçekten niye gelmişim ki buraya kadar? Hani tanımak istediğim insanlar var ama önce kendi evimi tanıyayım, daha sonra dışarıya tanıyabilirim diye düşündüm. Ve bana, ben bunları aklımdan geçirirken bana çok kilit bir cümlesi vardı onun. Önce kendi kardeşlerini tanı ki tanıdığın kardeşlerini diğer kardeşlerine anlatasın, öğretesin. Yabancıyı kendisinden öğrenirsin dedi ama sen de kendini yabancıya anlatman gerekir dedi. Venezuela'da karşılaştığım şamandan sonra, ettiğimiz sohbetten sonra aslında büyük yolculuğumun seyri tamamen hiç düşünmediğim bir rotaya saptı. Benim planım Machu Picchu'ya ulaşmaktı, işte dünyanın en güney noktasına ulaşmaktı. Fakat o Orinoco'da Delta bölgesinden çıktıktan sonra aklımın hep bir köşesini Anadolu kurcalamaya başladı. İşte Anadolu'ya dönmeliyim, Anadolu'yu tanımalıyım. İşte Anadolu'da yurdumda bir şeyler yapmalıyım diye. İşte Türkiye haritasını açıyorum, ne yapabilirim, orası mı, burası mı falan derken şimdi çıkacağım gerçek büyük yolculuğum da o olacak. Hopa'ya gideceğim. Hopa'dan Kaçkarlara doğru çıkıp Zonguldak'a kadar yaylaları geçerek, tamamen yürüyerek, hiçbir araç kullanmadan, yayladan yaylaya geçerek bütün Karadeniz'i kat edeceğim. Ardından işte Zonguldak'ta deniz kesine inip, kış vakti gelecek çünkü, tam yörük usulü. İşte kış vakti geldim, deniz kesine inip oradan Çanakkale tarafı, Ege kıyıları falan derken bir dahaki yaza Toroslara çıkacağım yine. Ve bu şekilde Hatay'a kadar yürüyerek bütün bu coğrafyayı tanımak istiyorum. Bir blogum var internette. İşte adım adım seyahat diye aranınca bulunan kolay bir blog. İşte deneyimlerimi oradan paylaşıyorum. Tamamen arkadaşça, içten geldiği gibi paylaşıyorum. Bir şehirli olarak kendimden düşünerek yola çıktım. Unuttuğumuz masallarımız var, hikayelerimiz var, işte efsaneler var, ninniler var. Bunları köyde zaten çok iyi biliyorlar. Anadolu köylüsü çok iyi saklar halinde. İşte yol boyunca da o hikayeleri, efsaneleri, işte ninnileri, türkülerini, artık ne, hangi köyde ne varsa onları da kayıt altına almak istiyorum. Bu biraz kişisel bir ihtiyaçtan kaynaklı. Çünkü düşündüm hani bugün bir çocuğum olsa anlatacak bir hikaye gerçekten bilmiyorum. Bu acı bir durum ama hani biraz da itiraftır ama işte bir efsane anlatmaya kalksam pek bir şey bilmiyorum. Hani bize bir şey aktarılmamış. Etrafımda da baktığım arkadaşlarımın da durumu çok da farklı değil. O yüzden benim elimde kayıt bulunsun. İşte internete koyarım. Hani insanların ilgisini çeker. En azından bir uzun vadeli kayıtlar bulunur. Bu Anadolu'nun bilgisi bir yerde toplanır diye. Öyle de bir fikrim var. Hani boşu yürümüş olmayayım istiyorum. İşte bu şekilde geçecek 5400 kilometre yolum var önümde. Bu benim için heyecanlı bir durum. Çünkü ilk amacım diğer ülkeleri, diğer kültürleri tanımaktı. Ve onları tanıdıkça gördüm ki aslında kendimi o kadar da iyi tanımıyorum. O kadar da net değilim hani. Ve sonunda işte yurduma döndüm. İşte yurtta kendimi tanıyacağım. İşte hikayelerimi öğreneceğim. Masallarımı dinleyeceğim. İşte ninnilerimi dinleyeceğim. Ve bunları toplayıp, kaydedip böyle bir elimde arşiv oluşturacağım, öğreneceğim, yazacağım, kitaplaştıracağım. Bunun heyecanı içindeyim. Şimdiki gerçekten kişisel anlamda büyük yolculuğum başlıyor olacak.